İlk işi Nemea bölgesinde insanları katleden bir aslanı öldürmekti. Kimse bu vahşi hayvanın karşısına çıkamıyordu. Değil onu avlamak, kükremesini duyanlar fersah fersah öteye kaçıyordu. Kral Eurystheus işte bu aslanın öldürülmesini ve derisinin yüzülmesini istiyordu. Herakles hiç korkmadan Nemea'ya gitti. Aslanın inini buldu, kükremesini duydu. Leş gibi kokan nefesini hissetti. Onu dışarı çekti. Aslan iri cüssesini aldırmadan bir rüzgar gibi saldırdı Herakles'e. Yana çekilerek hayvanın başına sopasıyla vurdu. Sonra dengesini yitiren aslanın üzerine atlayıp boynunu güçlü kolların arasında sıkarak boğdu. Evet, çıplak elleriydi kesin nefesini canavarın. Derisini de aslanın kendi pençeleriyle yüzdü. O sert postan kendine bir zırh yaptı. Ve böylece ilk görevinde Herakles düşmanının üstünlüklerini kendisi için fırsatı çevirmeyi öğrendi. İkinci iş, Emimon Pınarı'nda dev bir ağacın altında yaşayan devasa bir su yılanını yok etmekti. Yılanın 9 başı vardı ve 9 dili de o kadar zehirliydi ki sadece nefesiyle bile canlıları öldürebiliyordu. Herakles yanına yeğeni Iolaus'u aldı. Göle ulaşınca canavar sudan başlarını çıkardı. Yemyeşil derisi güneşin altında parıldıyor, çatal dilleri suyun üzerinde bir kamçı gibi şaklıyor, 18 gözüyle haince Herakles'i süzüyordu. Yılandan önce davrandı. İki hamlede iki başını da kesip attı. Ama kesilen başlarının yerine hemen yenileri çıkıyordu. Çetin cevize çattığını anlayan Herakles, yeğeni Iolaus'a kocaman bir ateş yaktırdı ve kesilen boyunları dağlamaya başladı. Böylece kesilen başların yerine yenileri çıkmaz oldu. Hera'nın 9 başlı canavarının 9 başını da böyle kesti. Sonra hepsini toprağa gömdü. Ve böylece ikinci işinde Herakles, düşmanını alt etmenin inceliklerini öğrendi. Üçüncü iş, altın boynuzlu Krinya geyiğini yakalamaktı. Tarlaları talan ediyor, köylülere ekim bırakmıyordu. Ancak kimse bu hayvana dokunamıyordu. Çünkü tanrıça Artemis'e adanmıştı. Hayvanı öldürürse dinin yasaklarını çiğnemiş olacak, Artemis'in öfkesini üzerine çekecekti. Herakles uygun anın gelmesini bekledi. Geyiği yakalamak için bir yıl boyunca dağlarda gezdi. Arkasından çok koşturdu ama tanrısal geyik Herakles'ten daha hızlıydı. Onu okla hafifçe yaraladı. Sonra da güç kaybeden geyiği boynuzlarından yakalayarak krala getirdi. Geyik ölmediği için de Artemis'i kızdırmadı. Ve böylece üçüncü işinde Herakles bir sorunu hallederken yeni meseleler yaratmamayı öğrendi. Dördüncü iş, Erymanthus Dağı'ndaki dev yaban domuzunu yakalamaktı. Bu zararlı hayvan köylülerin bütün hasadını talan ediyor, insanlar açlık çekiyordu. Herakles günlerce dağda domuzu aradı. İzini sürerek yaşadığı mağarayı buldu. Kokusunu alan yaban domuzu Herakles'e saldırdı. Hayvan küçük bir tepe kadar büyüktü. Önce şaşırdı ama çok geçmeden toparlandı ve sert darbelerle onu yere yıkmaya çalıştı. Ancak domuz çok güçlüydü. Ne yaparsa yapsın onu yenemeyeceğini anladı. Domuzun da gözü korkmuştu. Avcısından kurtulmak için dağdan aşağıya kaçtı. Yoruluncaya kadar onu kovaladı. Domuz sonunda bitap düşerek olduğu yere yığıldı. Herakles de onu sürükleyerek Kral Eurystheus'a getirdi. Ve böylece dördüncü işinde Herakles, düşmanını alt etmede sabrın çok önemli olduğunu öğrendi. Beşinci iş, Kral Agios'un ahırlarını temizlemekti. Binlerce sığırdan oluşan bir sürüsü vardı. Yıllarca temizlenmeyen ahırlar pislik içinde yüzüyordu. Her yanı iğrenç bir koku kaplamış, her tarafı zararlı sinekler sarmıştı. Salgın hastalıklar kapıdaydı. Kral Eurystheus'un gerçek niyeti hastalıkları önlemek değildi elbette. Ahırları temizleterek Herakles'in onurunu kırmak istiyordu. Bu işten biraz para kazanmak da fena olmazdı. Öyle de yaptı. Kral Agios'la sürünün onda biri karşılığında ahırlarını bir günü temizlemek için anlaştı. Bu imkansızmış gibi görünen işi başarmak için de iki büyük nehrin yataklarını birleştirerek ahırlara kadar bir hendek kazdı ve amacına da ulaştı. Gerçekten de nehirlerin suları ahırları bir günde tertemiz etti. Ve böylece beşinci işinde Herakles, doğanın gücünü kullanarak meseleleri çözmeyi öğrendi. Altıncı iş, azgın bir kuş sürüsünü Stymfalos Gölü'nden kovalamaktı.
Kuş deyince aklınıza renkli kanatları, güzel ötüşleriyle sevimli canlılar gelmesin. Bunlar Ares'in yetiştirdiği, pençeleri ve gagaları tunçtan, insan etiyle beslenen canavarlardandı. Güneşin altında kanlı gagaları ve pençeleri ışıl ışıl yanıyor. Bu yırtıcı mahlukların şerrinden kimse gölün kıyısına inemiyordu. Onlarla dövüşerek başa çıkmak imkansızdı. Üstelik bunu yapanın kavgacı tanrı Ares'e başı belaya girerdi. Herakles kara kara düşünürken yardımına ablası Athena yetişti. Usta demirci Hephaistos'un elinden çıkma, tunçtan yapılma bir çift kocaman çalpara verdi ona. Herakles gölün kıyısında bu çalparayı çalmaya başlayınca öyle korkunç bir gürültü çıktı ki kuşlar anında havalandılar ve bir dağda Stymfalos gölüne uğramadılar. Ve böylece 6. işinde Herakles bazı meselelerin kaba güç kullanılmadan çözülebileceğini öğrendi. Yedinci iş azgın Girit boğasını getirmekti. Bir zamanlar Kral Minos Poseidon'a denizden çıkacak ilk yaratığı size kurban edeceğim diye adakta bulunmuştu. Ama denizden muhteşem güzellikte ve çok güçlü bir boğa çıkmıştı. Boğanın görkeminden etkilenen açgözlü kral hayvanı tanrıya kurban etmek yerine kendi sürüsüne katmıştı. Minos'un fırsatçılığına sinirlenen Poseidon boğayı çıldırtmış, dizgin vurulmaz hale getirmişti. Böylece Girit boğası gördü canlı cansız her nesneye saldırır olmuştu. Kimse onu yakalayamıyordu ama Herakles Girit'e gitti. Boğayı buldu. Azgın hayvan onu görünce burnundan öfkeyle soluyarak var gücüyle saldırdı üzerine. Zarif bir hareketle yana çekilen Herakles boğayı iki boynuzundan yakaladı. Ne yaparsa yapsın uçları birer mızrak gibi keskin boynuzlarını bırakmadı. Hayvan yorulunca da boynunu çevirerek koca gövdesini yere yıktı. Sonra da onu ayaklarından bağlayarak kral Eurystheus'a getirdi. Ve böylece 7. işinde Herakles, bazı meseleyi çözmenin tek yolunun bedensel güç olduğunu öğrendi. 8. iş, Diomedes'in atlarını yakalamaktı. Trakya kralı Diomedes'in insan etiyle beslenen 4 atı vardı. Acımasız kral, cezalandırmak istediği kişileri bu atlara yediriyordu. Bu kabul edilemezdi ama Diomedes, zorbanın tekiydi ve kimse bu tehlikeli krala bulaşmak istemiyordu. Kral Eurystheus, Herakles'e insan eti yiyen vahşi atları yakalayıp getirmesini emretti. Herakles, kendisine öyle emredilmesine rağmen önce Kral Diomedes'i öldürdü. Cesedini de atlarına yedirdi. Sahiplerinin öldüğünü ve bedeninin kendilerinin yem olarak sunulduğunu gören atlar, yeni efendilerinin Herakles olduğunu düşünerek ona boyun eğdiler. Atları önüne katıp Eurystheus'a getirdi. Ve böylece 8. işinde Herakles, zalimleri yola getirmek için acımasız davranmaktan başka çarenin olmadığını öğrendi. 9. iş, Amazonlar kraliçesi Hippolyte'den kemerini almaktı. Aslında kemeri kraliçe Hippolyte'ye savaşçı Ares vermişti. Ve kraliçe bunu yaptığı kahramanlıklarla gerçekten hak etmişti. Ama gelin görün ki korkak kral Eurystheus'un şımarık kızı Admete bu kemeri kendisi için istiyordu. Eurystheus da kızını sevindirmek için Herakles'e kemeri almasını emretti. Herakles uzun bir yolculuğun ardından kraliçe Hippolyte'nin huzuruna çıktı. Durumunu anlattı. Kraliçe anlayışlı bir kadındı. Kendi isteğiyle kemeri verecekti. Ama kötü kalpli Hera, Amazon savaşçılarına Herakles'in kraliçelerini öldüreceğini söyleyerek onları kışkırttı. Amazonların saldırdığını gören Herakles, tuzağa düştüğünü zannedip kraliçe Hippolyte'yi öldürerek kemerini aldı. Gerçeği anlayınca çok pişman oldu ama artık iş işten geçmişti. Ve böylece 9. işinde Herakles, meseleleri çözerken her an uyanık olması gerektiğini öğrendi. Onuncu iş, Geryanos'un sığırlığını getirmekti. Geryanos, bellerinden birbirine yapışık 3 adam görünümünde bir mahluktu. Kızıl sığırlardan oluşan sürüsünü çift başlı köpek Ortos korumaktaydı. Kral Eurystheus, Herakles'i Geryanos'un sığırlığını getirmek için görevlendirince Herakles Trakya'ya gitti. Önce sığırları koruyan çift başlı köpekle karşılaştı. Hayvan saldırınca tek bir sopa darbesiyle onu öldürdü. Sığırları toplayıp götürürken bu kez de Geryanos çıktı karşısına. Onu da Emimon Pınarı'nda öldürdüğü su yılanının zehrini sürdüğü oklarla katletti. Ama çilesi bitmemişti. Şehre yaklaşırken Hera'nın gönderdiği sığır sineği sürüyü dağıttı. Herakles canını dişine takarak sürüyü tekrar toparladı ve güç bela da olsa bu görevi yerine getirdi. Ve böylece 10. işinde Herakles,
sadece bir muharebe kazanmakla zafere ulaşılmayacağını öğrendi. On birinci iş Hera'nın altın elmalarını çalmaktı. Hera, elmaları Atlas Dağı'nın eteğindeki bahçesine dikmiş, bu kıymetli hediyeyi korumak için de 3 periyle 100 kollu bir ejderhaya bırakmıştı yanlarını. Elmaları bulmak için yola çıkan Herakles, yolda Titan Prometheus'la karşılaştı. Dedi ki, ''Ey Herakles, ey sevgili dostum, elmaları sen değil, Atlas toplasın. Hera'nın 3 perisi ve 100 kollu ejderhasıyla ancak o başa çıkabilir.'' Herakles bahçeye varınca Atlas'ın yanına gidip elmaları toplamasını rica etti. Kudretli Titan, olur toplarım ama o sırada senin de şu sırtımdaki gök kubbeyi taşıman gerekir, dedi. Herakles derhal Atlas'ın ağır yükünü omuzladı. Atlas da bahçeye indi. 3 periyle 100 kollu ejderhayı öldürdü ve elmaları topladı. Ama Titan'a özgürlük tatlı geldi. Geri döndüğünde dedi ki, kusura bakma Zeus'un oğlu, bu elmaları krala ben götüreceğim. İşte o anda Herakles ferasetini kullandı ve dedi ki, tamam ama gök kubbeyi iyi sırtlayamadım. Böyle giderse yere düşecek. Şuna bir omuz ver de düzgün bir şekilde kaldırayım. Atlas saf bir titandı. Elmaları yere bıraktı. Gök kubbeyi omuzlarına aldı. Bunu fırsat bilen Herakles de elmaları kaptığı gibi oradan uzaklaştı. Ve böylece 11. işinde Herakles bazı meseleleri çözmede kurnazlığın işe yaradığını öğrendi. On ikinci iş köpek Kerberos'un yeryüzüne çıkarılmasıydı. Kral Eurystheus, Herakles'ten ölüler diyarına giderek üç başlı ve yılan kuyruklu köpek Kerberos'un yeryüzüne getirilmesini istedi. Ne kadar gözü pek olursa olsun Herakles tek başına yeraltı ülkesine inemezdi. Hermes ölümlü kardeşine ölüler ülkesine kadar rehberlik etti ve korudu. Herakles yeraltı ülkesinin tanrısı ve amcası Hades'in huzuruna varınca buraya niçin geldiğini samimiyetle anlattı. Hades de ona eğer Kerberos'u silah kullanmadan yenebilirse yeryüzüne götürebileceğini söyledi. Herakles de kabul etti. İnsan ve köpek kapıştılar. Kerberos, üç ağzındaki keskin dişleriyle Herakles'i kollarından, bacaklarından ısırmaya başladı. Fakat yılmadı. Kerberos'u üç başının birleştiği boynundan yakalayarak bütün kuvvetiyle sıkmaya başladı. Köpek bu acı kuvvet karşısında daha fazla dayanamayıp teslim oldu. Herakles de Kerberos'u rahatça Kral Eurystheus'a götürdü. Ve böylece 12. işinde Herakles, samimiyetin, dürüstlüğün ve cesaretin bazen bütün kapıları açabileceğini öğrendi.